Beyaz Saray ve Atina yönetimi 5 yıllık savunma anlaşması imzaladı. Batı Trakya'ya teçhizat ve birlik yığılması için düğmeye basıldı. Evros olarak bilinen Dedağaç Limanı'na 1000 askeri araçla 120 yeni saldırı helikopteri indirileceği belirtildi. Amerikan üssünü ziyaret eden Amerika Büyükelçisi Jeffrey Piat yaptığı açıklamada Yunanistan'la Amerika arasındaki anlaşmanın ardından tarihin en büyük askeri teçhizatın Dedağaç Limanı ve üs bölgesine yapılacağını belirtti.